Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çocuklarla beraber manastıra çıktık, piknik yapıyoruz. Kaç günün yorgunluğu üzerine dedim artık tamam, bu da bizim ödülümüz olsun. Malzemelerimizi kuralım, soframızı yani kuralım. Yalnız bir sofra bezi, masa örtüsü almayı unutmuşuz. Masa da çok berbat gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Malzemelerimizi çıkaralım. Kekimiz var. Kek yaptık. Şimdi bisküvilerimiz falan var. Tabii ki poğaçalarımız var. Çekirdek. Çekirdek aldım. Çekirdekleri kabuklarını onlara atarız diye. Köklerimizi ortalığa atmayacağım. Bardaklarımızı falan çıkarıyoruz. Kantamız var. Yanımıza bir de su aldık. Bunda ekmeklerimiz var. Onu çıkarmaya gerek yok. Şöyle dursun. Şimdi de tavuklarımızı evde pişirip getirdim. Burada uğraşmayayım diye. Tavuklarımızı da çıkaralım. Şimdi bunu biraz masa örtüsü gibi yapalım. Böyle serelim. Bunun üzerine koyalım şeylerimizi. Şunları ortaya koyacağım da. Evet oğlum. Yıkadınız mı yüzlerinizi? Şimdi nasıl? Hatta birazcık suya taş attı. Ben de yıkadım. Ama çok bir şey değil. Çünkü ben kurudum. O güneşte zaten. O bisküvileri çıkar o tabağın içinden, tabağı bana ver. Tamam anne. Salatalık ve domatesleri evde yıkayıp getirmiştim. O yüzden yıkamadım arkadaşlar. Hepsini doğrasak mı onları? Aa, bayağı sinir. Bu su mu? Su oğlum. Bunları doğradık. Bunları bitirelim de sonra diğerlerini bitirirsek sonra doğrarız. Ben istersen su yiyeyim. Zaten gelirken oldukça yoruldum. Yalnız sular biraz ısınmış sanki. Al bu su senin için. Benim mi? Al. Ben bunda içeceğim. Ben Fanta. Herkes başlayabilir. Tamam. Al Abdülhamit. Şey Halil Ağabeyim. Abdülhamit de senin olsun. Bu da benim olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık öne gidin de ben de oraya oturayım. Hadi tamam. Düş dur yana. Ama anne ben öte filan uzanamıyor. Benim çatalım. Alın bakayım. Aha senin çatalın orada. Anne ben öte uzanamıyorum. Aman. Uzanırsın oğlum. Ekmek keseyim. Ekmek isteyen var mı? Kim ekmek istiyor? Ben öte ekmek uzanamıyorum.
Ye bakayım sen de. Ne yesem acaba? Önce ben bir poğaçanın tadını bakmak istiyorum. Öncelikle domatesle başlayalım. Kekler güzel olmuş mu? Daha yemedim. Daha dur. Ben daha yemedim. Daha olmuş niye diyorsunuz ama? Bir yemedin evde, şeye olmuş diyor ya Rabbim. Evde yemiş. Ay. Hey. Olmuş. Hı? Bildiğin kap. Hey ben. Hey. Kahve ben derken? Eti mi yedim? Kek üstüne bir tane şey sos yapmıştın ya kahveli, onu dökmüştün ya. Onun kokusu geçmiş. Ama onun tadı geçmiş. Yani bu kek değil de daha çok kahve gibi olmuş. Ama olsun. Anne çekirdeğe kim uzanacak? Ne? Çekirdek. Çekirdekleri en son yiyeceğiz. Muhtemelen annem çıplak. Hep sanki mangalda olmuş. Ya. Ya. Sanki bir şey yapmış gibiyiz. Acılı çitos. Yemiş gibi. Et acılı çitos gibi. Mangal çok tadı var, değil mi? Daha ne çok mangal tadı var. Bana şöyle yesene. Çok üzülüyorum. Ben çok iyi bir sosyal sistemi öğrendim. Aaa! Çekirdek kazandım. Neyden? Hı? İçe! Bir tane de domates yiyeyim. Ya aferin sana. Afiyet olsun. İçin fantalarını yıkanma için. Mesela sadece poğaça yeme bak. Değil ya. Ben şimdi içeri çok merak ediyorum tadını, ondan yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? Ben dedim. Ben de şimdi dedim. Aferin. Bismillahirrahmanirrahim. En başında diyemedim ama bari. Yumuşacık olmuş. Anne kekleri elimizle yemeyelim mi ya? Kekler elimizle yeniliyor. Elinizle yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz tabii. Anne. Ama yere dökmemek şartıyla oturarak etin yersen. Etin sosu efsane. Ben oturarak. Uzanamıyorum. Aldıktan sonra oturursun ama. Anne etin ben sosunu nereden öğrendin? Ya da videolardan. Hayır, kafamda. Veya attım tut. Attım bir kere, kafama göre baharat koydum. Sonra baktım ki çok güzel oluyor. Ondan sonra hep onu yapıyorum. Ne koyuyorsun sence? Anne bak bir şarkı bul. Genelde daha çok MasterChef'ten öğrenir. Daha çok pul biber. Bir pul biber, iki domates. Sarımsak. Sen. Ha aynen. Yoğurdu. Pul biber, sarımsak, kimyon, kekik. Bir de salça var, bir de sıvı yağ var. Yani ben ondan sonra tavaya koyup kızartıyorum. Başka hiç yapmam. Kendi kafana göre yaptığını inanmıyorum. Hey.
nereden baktın ama? Senden böyle istemedim. Oğlum kemiği al elini. Bu resmi orada. Çek muhteşem, yumulmuş acık galiba sütmüş. Bittikten sonra üzerine bir bardak kakaolu süt içine biraz şey koydum. Gayet güzel olmuş. Kendisini yaptı. Zaten yaptığı kafeyi ben gördüm. Gayet de güzel kokuyordu. Oğlum hepsi kahve değil. Arı! Parça da arı! Gidin arılar. Piknik yapmayı güzel. Gidin. Kaç gündür uğraşıyoruz. Kaç gündür piknik diye tutturdu çocuklar. Bugün piknik yapma nasip oldu Allah'a şükür. Al elini o kemiği. Al elini o kemiği. Allah'ım ya. Dur orayı sileyim. Ben nasıl? Allah'tan ıslak mendil aldım. Keşke peçete de alsın. Ne dolmasa tahta zaten suyu çekiyor. Tahta yalnız iğrenç, resmen çok suyu var. Bana güzel bir oturak var. Oturak güzel. He. Küçükler için yukarıda oturma bile var. Başka oturak da var orada. Bize bir tanesi fazla bile geldi. Neden geçirdik ki? Boş boş yandık. Nasıl malzeme koyduk? Ne koyduk? Su, fanta, kapatma. Ha, orada mı? Evet. Bence güzel bir piknik yaptık. Beğendin mi pikniğimizi? Hı? Beğendim ben. Pikniğimizin yeri de tam oyun yeri var. Yemekten sonra oynarsınız. Manastırda piknik bir değişik oluyor. Anne bu yemek ama değil. Ama şanslı hiç kimse bu, yok. Bugün. Anne bu yemek değil. Piknikten çünkü sonra. Çünkü hafta içi. Anne. Normalde bu, ama anne, hafta içi bile olsa anne, bir sürü bu yemek. Bu ye, lan. Arı. Ne? Anne bu. Bir şey değil. Yemek. Bu piknik. Yemek dedin sen. Piknik bu piknik. Yemek olmaz mı? Anneciğim piknik yemeği işte. Buna piknik denersin. Hiç kimse püsküvit yedi mi ya? Yemedim çünkü poğaça var, kek var. Poğaça ve kek varken püsküvite sıra gelmedi. Et de var. Salatalık da var. Apis, domates kesin. Tamam ye. Şimdi bak. Yemeğin oldukça fazla yeri vardı. Her dağda taşta yapıyorsan buna pikniğin. Dağın ortasında yapılana pikniğin. Yemekten sonra şey göstereceğim. Hı. Abime. Şu merdiveni. Şu merdiven. Şuraya geçiyoruz merdiven. Çok güzel bir yer. Of. Çok az bir su var. Oradan işte şelaleye geliyor. Orasından çok güzel bir yer. Hiç ayağımın çorabına su gelmedi. Hiç. Birazcık. Ama ayağını tutma, yemek yiyorsun. Bak. Hiç de ayakkabıma su gel. Aa anne. Çünkü sen oraya girmedin hiç. Tamam oralarını yeme. Allah Allah. Orada değil o. Bir şeye doğru at orada. Gelsin bir şeyler yesin. Allah bize bilir orada. Allah yesin onları. Allah değil. Bir kapla.
kaplan gelsin, bir aslan gelsin. Kaplan burada ne arasın Allah'ım yarabbim. Ama inşallah. Ama tilki gelip yer, kedi gelip yer, köpek gelip yer ya. Acaba kaplan gelse bence bizi yer. Bence de. Köpek küçücük gel- kemiğimiz abi. Kemik hangisi? Tavuğun kemiği, tavuğun. Tavuğun kemiği hani? Taşın yanında ya. Görmüyor. Bakayım geleyim. Bakacağım geleceğim, dur. Bir bakayım da geleyim işte. Neresinden? Hani? Önünde. Ama bana yeri, ben nasıl yiyeceğim yeri? Beni sıkıştırdınız. Aslan gelse sadece bizi yemez, bu lezzeti söylerdi. Hatta düşünsenize bazen yiyeceğim. Manyak mı? Etçil hayvan sence poğaçayı mı yer, eti mi yer? Bak buradayım. Et biziz oğlum, ona göre o ne? Aa, biz ona göre bir tavuğuz. Kim tavuğuz? Sahin. Sahin. Anne. Et çatalım ki. Nereden geldi bu? Uğur böceği geliyor, arı. Düşünsene, Uğur böceği geliyor, arı geliyor, bomba arısı geliyor. Diyorsun. Değilsin. Hepsini de öldürüyor. Uğur böceği yer olur. Yer. Ama bomba arısı olan güzel bir yer. Uyuyan mı o? Sence eder mi? Evet, sen buraya geleceğimiz zaman çok fazla yol kat. Üstümüze sürmüyoruz Abdül abi. Ya uzun süre yürümüştük. Ve neredeyse oturarak ya ayrıca. Benim bacaklarım otur. Ama değdi yani. Ama bacaklarıma değdi. Bu kadar yürüdüm bacaklarım. Anne su nerede? Evet, kim var burada benim? Su burada. Götü bardağını. İçimden söyledi bir şey. Ben de içeceğim. Bir şarkı. Ne? Hayır. Bir çizgi film. Şarkı şarkı. Ay, çizgi filmin şarkı. Söyleyeyim mi?
İyi ki doğramadım hepsini bak. Doydum he, doydum. Gel. Yum. Çok kötüyüm. Karnım aç. Karnım aldı galiba. Çok mu yedin? Kekimi yemeyeceğim. Hem bu kadar fazla müteşemliğin arasında. Karnının patlaması ne kadar? Bilemiyorum yani artık. Karnımızın patlayacağı belli zaten. Ama hayır. İki. Ben en son keke ve poğaçalara başlayacağım. Oradaki sularda yıkarız. Yıkarız. Gördün mü? Aa! Çöp görüyor. Oraya ama nasıl yapacağım? O çöplerimizi işte oradaki çöp kutusuna gider atarız. Böylece ortalıkta çöp olmaz. Sence ama nasıl fikir? Güzel. İyi mi? Ben buldum o çöpü, ben buldum. Demek gitmişti de sen buldun. Hayır, yapmışlar. Gitmiş miydi? Görünüyor işte orada. Allah Allah. Orada bir gri. Gri. Gri hiç sevmem. Hiç ekmek yemedik, poğaça vardı ya. Değil mi? Ekmekleri. Ay. İyi ki hepsini doğramamış. Gri, beyazın sadece birazcık daha karıştı. Yani açık. Hı? Açık. Hayır. Kapalı bey. Yavrucuğum sen ne astrolist gibi dikiliyorsun ya. Astrolist. Ete uzanamıyorum, o yüzden ete uzanamıyorum. Hadi etlerin birini biriniz alın, birini biriniz. Bu kadar mı? Anne kalan, kalanlarını evde yeriz. Ne? Akşam yemeğinde yeriz kalanlarını. Eti mi? Yok yok, eti değil. Et zaten biter de. Mesela kek poğaça kalır. Ya herhalde kalır. Evde yiyeceğiz. İster evde yiyin, ister mi? Bunu çöpe atarız. Dağıtırız işte. Ya da tilkilere mi? At oraya görsünler işte hayvanları. Hadi gelin. O eti kim alıyor? Al. Anne, tut etin de sapından tut. Mecidel o parçalarını da toparla sen. Yiyin, ellerinize şey vereceğim, ıslak mendil, üstlerinize sakın sürmeyin. Ben bir kere ellerimizi sileyim. Ağzımı da sileyim. Tamam, bitti. Bitirdin mi? Al. Gel ellerini sileyim. Sana da vereyim. Al. İbrahim sen de bitirince al. Ben topluyorum sofrayı. Evet arkadaşlar, yemeğimizi bitirdik. Çocuklar şimdi oynuyorlar. Ağacın üstüne çıktılar. Ben de çekirdek çitliyorum. Ben de oraya. Ama abi hareketime baksana bir. Düşersiniz aşağıya.
Sizce nasıl bir piknik oldu? Yani buraya gelirken yürüyerek çıktığımız için biraz yorulduk erzakları taşırken. Ama çıktıktan sonra rahatladık, böyle bir kendimize geldik. Daha zevkli yani, evde yemek yemekten daha iyi. O zaman ben çekirdeklerimi bitireyim. Anne, arkadaşlar. Şöyle etrafı bir çekelim. Daha sonra da videoyu sonlandırırız. Siz de bu etrafın eşsiz manzarasını. Fatma Hanım, çok geziyorsunuz. Biz de böyle evlerdeyiz, gezemiyoruz demeyin. Ben gezdireyim sizi. Arada iyi oluyor ya. Piknik arada iyi oluyor. Her zaman insan çalışmaması gerek. Birkaç gün çalışacak, bir gün istirahat edecek. Bir piknik, bir gezme. Ondan sonra tekrar yine birkaç gün çalışırız. Çünkü işler bitmedi. Yaz aylarında da manastırın etrafının güzelliği arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üzüm salkımları var değil mi? Kenarında yaprak desenler var. Şöyle gidelim. Manastırın suyunu da çekelim. Çocuklar orada ağacın üstüne tırmandılar, oynuyorlar. Giriş yolu arkadaşlar. Böyle buradan sular geliyor. Harklardan gidiyor. Hemen karşımızda İmera Manastır tabelasını görüyoruz arkadaşlar. Oradaki tabelaya da İmera Manastırı yazıyor sadece. Şöyle ben genel görünüşünü de çekmek istediğim için araba yoluna çıktım. Evet, İmera olacak manastır. Gördüğünüz gibi böyle eşsiz bir manzara var. Etrafta sur gibi duvarlar. Şimdi gidelim yavaş yavaş.
Toparlandık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz eve. Eşyaları da aldık. Evet, bugün bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir günümüz oldu. Sizlerle de paylaştık. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.